Evet, merhabalar. Bu videoda da size kal mantarını tanıtmak istiyorum. Kal mantarını böyle bahçeyi, fındık bahçesindeyim şu an. Bahçenin dibindeki otları sıyırıyoruz. Bunları sıyırırken buldum. Bunları da yakıyoruz böyle gördüğünüz gibi. Bir tane kal mantarı buldum. Size hemen anlatmak istedim. Kal mantarı kurumuş. Eskiden insanlar ateşlerini taşımak için kal mantarını kullanıyorlarmış. Bir yerde bir ateş yaktıktan sonra kal mantarını ateşe tutarak kal mantarının içine köz girmesini, bu kal mantarı ateşlendikten sonra böyle içten içe böyle yanar. Böyle alevlenmez ama devamlı da yanık kalır. Böyle sıcak da olmaz. Böyle mesela şuraya kadar elimle de tutabiliyorum. Mesela şuraya kadar. İçinden sıcaklık geliyor şu an. Şöyle biraz üfleyeyim. Bak, koru gözüküyor zaten. Dediğim gibi insanlar eskiden ateşlerini taşımak için bunu kullanırlarmış. Bir yerde bir ateş yaktıklarında kal mantarının bu şekilde ateşe tutarak içlerin içe yanarken yanlarını alırlarmış. Bir kabın içerisinde gittikleri yerlerde tekrar ateş yakmakla uğraşmadan kal mantarıyla beraber şimdi göstereceğim şekilde ateşlerini yakarlarmış. Şimdi bu şekilde kuru otu tutuyoruz. Böyle bir yer açıyoruz kendimize. Kal mantarını da şöyle içine doğru tutarak şöyle ince ve uzun şekilde üfleyerek bu şekilde ateşimizi kal mantarıyla yakabiliyoruz. Kal mantarının da esprisi bu. Bakalım ne kadar süre dayanacak. Ben de kendim test etmek için bunu bir kenara koyacağım, bekleteceğim.